Evet, Kızılcagün TV'nin sevgili izleyenleri, bugün Ankara'nın göbeği, Ankara sanayinin kalbi Ostim'deyiz. Şu anda Ostim Meydan'dayız. Birçoğunuz Ostim'i çok duymuşsunuzdur. Bir şekilde işiniz düştü mü bilmiyorum ama buraya gelmeyenler, görmeyenler, bilmeyenler için Ostim fazla bir şey ifade etmiyor olabilir. Halbuki burası 6400 işletmenin 139 iş kolunda 17 sektörde üretim yaptığı dev bir sanayi üssü ve burada 65 bin kişi çalışıyor. Ostim yarım yüzyılı aşkındır burada mevcut ve Türk sanayine destek veriyor. Türk üretimine, ticaretine destek veriyor. Şu anda arkamda Ostim Meydanı'nı görüyorsunuz. Çok hareketli. Burada Ostim Genel Müdürlüğü, Ostim Finans ve İş Merkezi ve metro durağı var. Aslında çok mantıklı dizayn edilmiş bir yer. Hemen Ostim'in yakınında da Batı Kent var. Ankara'nın ilk toplu yerleşim projesi. O zamanlar insanlar çok akıllıca planlamalar yapıyormuş. İşte Murat Karayalçın döneminde Batı Kent inşa edilirken hemen yanında sanayi ve ticaret merkezi, hemen yanında ulaşım, metro ile ulaşım ve hemen yanında konut alanlarıyla aslında şehri çok dağıtmalı, insanların işine gücüne gitmesini, gelmesini kolaylaştıran mantıklı bir yerleşim yapılmış. Hem bir üretim üssü, hemen de yanı başında bir konaklama merkezi, insanların ikamet ettiği yerler. Şimdi Ankara'da bir söz vardır, Ostim'de demirden adam yaparlar diye. Ben lafı çok uzatmayacağım. Ostim'i görmeyenler, bilmeyenler için size alacağım Ostim sokaklarında bir gezintiye çıkaracağım. İlginçtir burası. Tabii tek tek bu binlerce iş yerine girmemiz mümkün değil ama en azından Ostim sokaklarının ruhunu size yansıtmaya çalışacağım. Evet, sevgili izleyicilerimiz, şu anda Ostim ana cadde üzerinde ilerliyoruz. Ostim ana caddede daha ziyade dükkanlar var. Mal alıp satan yerler var. İmalathaneler daha ziyade ara sokaklarda oluyor. Şöyle bir ana caddeyi baştan sona gidelim. Ne kadar büyük bir yerden bahsettiğimizi, ne kadar çok işletmeden bahsettiğimizi siz de göreceksiniz. Gerçekten de 6500 işletme, 65.000 çalışan devasa bir şey. Yani sanayinin tabii böyle organize bir şekilde yapılması verimliliği çok arttırıyor. Şimdi burada diyelim ki bir atölyedesiniz, size parça üretecek ya da malzeme satacak insanların da etrafta olması işin dağılmasını ve sonra tekrar toplanmasını çok verimli kılıyor. Yani ücra bir yerde bir fabrikanız varsa, diyelim ki bir parçayı yaptırmak için ta Ankara'ya 20-25 kilometre gel, yaptır, sonra dön. Zor bir iş. Özellikle KOBİ boyutunda işletmeler için çok da verimli değil ama Ostim'deki KOBİ'ler bunu komşu dükkanlarda, komşu işletmelerde, komşu işyerlerinde kolayca çözebiliyorlar. Çünkü bir işletmede her şeyin üretilmesi mümkün değil. Netice itibariyle herkes kendi ana üretimini yapıyor. İhtiyacı olan malzemeyi de başka işletmelerden, ister ham madde olsun, ister ara malı olsun, başka işletmelerden temin ediyor. Ostim'de bu kolaylık var. Bu üretimi ve şeyi çok kolaylaştırıyor. İmalat sürecini çok kolaylaştırıyor, çok ucuzlatıyor ve çok hızlandırıyor. Bu açıdan Ostim'in bu özelliğine de dikkat çekmek isterim. Bu güzel bir model, yani bu organize sanayi modeli gerçekten de güzel bir model. Ayrıca organize sanayi yönetimi, Ostim organize sanayi yönetimi, burada Ostim Teknik Üniversitesi gibi, Ostim Teknopark gibi, işte mesleki eğitim gibi yetişmiş eleman ihtiyacını da sağlayacak faaliyetlerde bulunuyor. Bu da bir taraftan nitelikli personel temini, bir taraftan mevcut personelin niteliğinin arttırılması açısından son derece akıllıca ve doğru bir çözüm. Çünkü şunu biliyoruz, Türkiye'deki en büyük sıkıntı sanayi işletmelerinin nitelikli personel bulmasında ortaya çıkıyor.
Ayrıca Ostüme komşu işte İvedik Organize Sanayi Bölgesi var. Başka böyle irili ufaklı başka sanayi bölgeleri de var. Hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman çok daha yüksek bir iş gücü ve çok daha yüksek bir işletme sayısına ulaşıyoruz. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman sinerjiyi de müthiş miktarda arttırıyor. Şimdi burada dikkat çeken husus bir önceki programda birinci organize sanayi yani Sincan'daki organize sanayiyi çekmiştik. Oradaki işletmelerin çoğu büyük boy işletmeler. Hem mekanlar büyük hem çalışan sayısı büyük yani onlar KOBİ üstü işletmeler. Buradakiler ise tam KOBİ yani aslında bizim ekonomimizin temel dinamiğini oluşturan KOBİ'lerden oluşuyor bu bölge. Bölgenin canlılığı o yüzden çok önemli. Eğer Ostim'de ticaret, imalat devam ediyorsa Türkiye'de ekonomide işler yolunda demektir. Türkiye'nin korunması gereken temel üretim modeli de budur. Gibi bir taraftan da yeni iş yerlerinin inşası devam ediyor. Bu yönde talep olması, yeni iş yerlerinin açılması bu da ekonomideki bir hareketi ve canlılığı göstermesi bakımından son derece güzel bir şey. Son zamanlarda Ostim'e böyle büyük plazalar inşa edildi. Yani hem ticaretin hem imalatın yapıldığı böyle büyük büyük iş yerleri imal edildi ki bu da işte bölgedeki hareketin canlılığını göstermektedir. İmalat yapan iş yerlerinin böyle bir araya gelmesi modeli bence Türkiye için bulunmuş en doğru çözümlerden biri. Şu anda Ostim sınırlarından yavaş yavaş İvedik Organize Sanayi sınırlarına doğru ilerliyoruz. İvedik OSB'nin içerisinde de işte keresteçilerden tutun matbaacılara birçok büyük site, özelleşmiş site ayrıca var. Biraz ileride Ankara Teknopark var. Ostim'in girişinde de Atisan var. Orada da daha ziyade inşaat malzemeleri vesaire satılır. Ama orada da imalathaneler var. Ankara ekonomisinin işte en eski mekanlarından biri ve Ostim gerçekten de Ankara ekonomisinin canlılığı açısından son derece önemli bir gösterge.
500 işletme, yaklaşık 65 bin çalışan. Aslında bunların ortalama 5-10, en fazla 20-25 kişiden oluşan işletmeler olduğunu göstermektedir. Yani tam işte KOBİ kıvamı. Ostim'in kelime manası da Ostim, Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi olarak açıklanıyor. Yani isminin açılımı da böyle. Dolayısıyla sanayi ve ticaret iç içe burada. Yönetimi aynı zamanda firmalara işçi bulmakta da, eleman kaynağı yaratmakta da çok faydalı oluyor. O da önemli. Burası da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin girişi. Buradan tekrar Austin'e doğru döneceğiz. Gördüğünüz gibi trafik de oldukça canlı.
bölgede ise daha ziyade imalathaneler var. Aslında insanı mutlu eden bir gelişme. Böyle kapalı, terk edilmiş, önde araba olmayan, çalışmayan imalathane şimdiye kadar görmedik. Bu Austin'de işlerin yürüdüğünü gösteriyor. Yani dükkanlar çalışıyor, imalathaneler, atölyeler çalışıyor. Bu Türk ekonomisi için, Ankara ekonomisi için özellikle oldukça iyi bir gelişme. Ekonominin çarkları döndükçe yoksulluk ve yoklukla mücadele her daim daha kolay olacaktır. Böyle ya yüzlerce sokak var, hepsine girmemiz, çıkmamız, her detayı çekmemiz sizlerin zamanını çalmak olur. Ama en azından girdiğimiz sokaklar sizler için de Austin'in nasıl bir yer olduğu konusunda fikir verecektir. Tüm iş yerlerinden de kaynak, kesme, çekiç sesleri geliyor. İnanılmaz işler yapılıyor. Buradan sonra ne büyüklükte bir yerden bahsettiğimizi gözünüze daha iyi canlandırabilirsiniz. Ben Mert'e ilk önce Austin'i çekelim deyince, hocam arabaya gerek yok, ben gider yürüyerek çekerim demişti. Ama Mert sakın dedim, öyle bir şey deneme, bir ay yürürsün. Gerçekten de abartmıyorum, o kadar büyük. Aslında bir sanayi şehri demek. Daha doğru sadece 60 bin çalışanın olduğu bir yer, aileleriyle birlikte düşünürseniz bir şehir demektir. Burası yaşayan, üreten, bunu tasarlayan,
elemanını eğiten, araştıran, geliştiren, büyük miktarda ihracat yapan önemli bir yer. Masrafsız olduğunu da göreceksiniz. Thank you.
içerisinde binalardan oluşuyor büyük ölçüde. Çünkü medeni ve çevre dostu, aynı zamanda insan dostu bir yaşam biçimi, keyifli bir yaşam biçimi. Eğer Türkiye Batı Kent modelini sürdürebilseydi, Batı Kent'teki kooperatifçilik anlayışını sürdürebilseydi, bugün insanların konut ve barınma sorunu da olmazdı. En azından bu ölçüde olmazdı. Fiyatı inşaat malzemesi almak istiyorsanız Atisan önemli bir merkez. Girişte de anlattığım gibi burada yüzlerce sektörde faaliyet alanında bir sürü binlerce, on binlerce işletme var. Hem hosting, hem güvenlik organize sanayi bölgesi, işte Atisan vesaire. Hepsini bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten de devasa bir ekonomi ortaya çıkıyor. Elbette Austin'in İvedik organize sanayinin ve Atisan'ın tamamını göstermemiz çok mümkün değil ama arzumuz sizler için Ankara'yı, bu bölgeyi bilmeyenler için bir imaj uyandırmaktı. Ümit ediyorum bu imajı uyandırabilmişizdir. Bir sonraki programımızda yapmak istediğimiz şey Ankara'daki diğer büyük organize sanayi bölgelerini ziyaret etmek. Bu şekilde sizlerin de Ankara'nın sanayisi, üretim gücüyle
ile ilgili bir fikriniz olsun istiyorum. Böylelikle Ankara'nın artık bir memur kenti olmadığını, sadece bir memur kenti olmadığını, başkent olması sebebiyle doğal olarak bir memur yerleşkesi olduğunu ama artık sanayinin de çok güçlü ve zengin olduğunu, çok önemli imalatların yapıldığını göstermeye çalışıyorum. Özellikle yüksek teknoloji gerektiren Ankara gerçekten de çok önemli bir merkez. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.